Oldu benim için. Ayakkabılar var, çantalar var, böyle basic tişörtler var. Sürekli basic tişört alan biri olarak gittim yine basic tişörtler aldım. Onun dışında çok fazla şort var. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle aldığım üst kıyafetleri göstermek istiyorum. Önce şuradan başlayacağım. Şunu şöyle çıkarıp bunu sonra gösteririm. Mango'dan böyle bir bluz aldım. Bu böyle yakaları hani klasik, bu sene çok moda. Böyle aşağıya doğru indirip buralardan böyle giyebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu şekilde de giyilebiliyor. Çok ince bir kumaşı var. Galiba zannedersem keten. Tam keten değil aslında ama ince böyle şile beze gibi bir kumaşı var. Çok açık mavi ve krem rengi böyle çizgileri var. Önünde bu şekilde düğmeleri var ama bu düğmeler açılamıyor. İçeriden dikişli çünkü. Bu arada ben bunu Mango'dan aldım. Fiyatı ise 70 liradan 35 liraya düşmüş. Biliyorsunuz şu aralar Mango'da bir indirim var. Ben de o indirimden aldım bu ürünü. Yine Mango'dan böyle bir bluz aldım. Bu da biraz önceki bluzun modelinde aslında ama biraz daha fırfırları yoğun. Bu da yine bu şekilde lastikli. Hem üstü lastikli hem de beli lastikli bu şekilde. Kumaşı dantel gibi bir kumaş aslında. Böyle hafif içi gösteriyor ama şu göğüs bölümünde iki kat olduğu için şöyle koluma takayım. Göğüs bölümünde böyle iki kat olduğu için göğüs bölümü çok fazla görünmez. O yüzden rahatlıkla giyilebilir. Sadece iç çamaşırıyla giyilebilir diye düşündüm. Bunun fiyatı da yine bu da 70 liradan 35 liraya düşmüş. Gelelim basic tişörtlere. Ben yine bir sürü basic tişört aldım. Aslında burada göründüğünden biraz daha fazla ama giyip kullandığım için şu anda kirlideler galiba. Ben şu an temiz olan 3 tanesini getirdim. Bir tanesi bu şekilde. Bu arada ben bunları erkek bölümünden aldım. H&M'den aldığım bu iki tişörtü erkek tarafından aldım. Yine her zamanki gibi. Bedeni small. Böyle bir yakası var. Kısa kollu. Ama muhtemelen biz bunu Can'la birlikte giyeceğiz. Çünkü o da çok beğendi bu tişörtü. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 25 liraydı. Bir diğer H&M'den aldığım basic tişört de bu şekilde. Üzerinde çok ince mavi ve beyaz çizgiler var. Bunun bedeni medium bu arada. Bu biraz bol olsun diye böyle aldım. Bunun fiyatı da galiba 20 liraydı. Ben bu tarz basic tişörtlerde böyle bol olmasını çok seviyorum. O yüzden gidip sürekli böyle erkek bölümünden alıyorum. Koton'da, Zara'da, H&M'de ben mutlaka erkek bölümlerini de geziyorum. Kadın tarafındaki tişörtlerde çok fazla istediğim gibi tişörtler bulamıyorum. Bence erkeklerin tişörtleri çok daha güzel oluyor. Bir diğeri de yine böyle klasik, benim sürekli her gün giydiğim, dolabımda kaç tane beyaz basic tişörtüm var bilmiyorum. Aralarına bir tanesi daha eklendi. Özellikle yaz aylarında gerçekten içimden, gönlümden, beyazdan başka hiçbir şey giymek gelmiyor. Hem çok ferah tutuyor hem çok sıcak olmuyor güneş ışınlarını ittiği için. O yüzden ben beyaz giymeyi yazın çok seviyorum. Bunu da Koton'dan almıştım. Bu kolları benim çok hoşuma gitti. Aslında sıfır kol gibi ama yine de burada bir dikişleri var. Bisiklet yakası da, bedeni medium beden ve bunun fiyatı çok komikti. 13 liraya aldım bunu ve bence penyesi, kumaşı çok çok güzel. Çok fazla iç gösteren de bir kumaşı yok ki iç gösteren kumaş da seviyorum ben. Eğer böyle basic tişörtleri seviyorsanız mutlaka H&M'e, Koton'a bakmanızı öneriyorum. Bu alışverişimde aslında sadece bir tane pantolon aldım. Hatta ben bu pantolonu turne için Ankara'ya gittiğimiz zaman almıştım. O kadar önceden aldım yani. Zaten burada aldıklarımın birçoğu böyle son ay, bu ay aldığım şeyler değil aslında. 2 ya da 3 aylık alışveriş diyebilirim. Söylediğim gibi tamamen bir ihtiyaç alışverişi aslında. Basic tişörtler hariç. Bunu da yine Mango'dan almıştım. Söylediğim gibi Ankara'daki, Kızılay'daki Mango'dan almıştım. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 69 liraydı. Çok emin olmamakla birlikte. Bu bildiğiniz ince, tiril tiril bir kumaşta siyah bir pantolon. Ama biraz paçaları uzun. Bunu tadilata vereceğim. Biraz daha böyle bilek hizasına getireceğim. Üzerinde hafif desenler var kendinden. Böyle yuvarlak yuvarlak desenler var. Ama çok böyle rahatsız edici ya da frapan gözüken bir desen değil. Arka beli böyle lastikli. Ön tarafı dümdüz. Burada böyle cepleri var. Şuralarda görülüyordur umarım. Gelelim şort alışverişine. Böyle 4 tane şort aldım. Bunlar tamamen ihtiyaç dahilinde alışverişler oldu. Çünkü geçen seneki şortlarımın hepsinin beli düşük beldi. Bu şortum gibi. Artık böyle yavaş yavaş biraz böyle yüksek belli şortlar giymek istediğim için de
Dördü de tamamen yüksek belli. O yüzden böyle bir şort alışverişi yaptım. Önce şu siyah beyaz olandan başlayayım. Hatta önce şu siyahı göstereyim. Bu siyahı H&M'den almıştım. Fiyatını gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü birkaç hafta önce aldım. Hiç emin değilim. 30 liraydı galiba. Yüksek belli siyah böyle bir şort. Kenarında böyle gizli bir fermuarı var. Şu kumaşın bu fermuarı örtmesi benim çok hoşuma gitti. Ben böyle şortlarda da bluzlarda da böyle açık fermuar, görünen fermuar çok fazla sevmiyorum. O yüzden bunun böyle gizli olması benim hoşuma gitti. Bedeni 36 beden. Kumaşı ise ince bir kot kumaşı gibi diyebilirim. Bir diğer şortum ise Koton'dan aldığım bu beyaz şort. Aslında hiç böyle bir şort almak kafamda yoktu. Daha doğrusu Koton'da böyle bir şort bulmak aklımda yoktu. Yoksa beyaz bir şort istiyordum zaten. Koton'a sadece böyle yine basic tişörtlere bakmak için girmiştim. Sonra başka bir kıyafetlerin ortasında gördüm bu şortu. Hem de kumaş bir şort hem de kalın beyaz bir kumaşta. Dolayısıyla içi gösterecek bir kumaş değil. Ve fiyatı da 60 liradan 30 liraya düşmüş. Hemen kaptım. Bedeni 36 beden. 34'üm sordum ama kalmamıştı. Beli birazcık bol geldi ama şu arkasındaki penslerden biraz daraltılabilir diye düşünüyorum. Şorttaki en beğendiğim özellik ise ütüsünün tam ortasından yapılmış olması. Yani şuralarında çizgi olması. Ben bu tarz pantolonları da şortları da çok beğeniyorum. Biraz daha böyle klasik bir hava katıyorlar. Ve ben o tarzı da çok beğeniyorum. O yüzden bu şortu bulunca gerçekten çok mutlu oldum. Daha önceki alışveriş videomda da söylemiştim. Gerçekten zaman zaman Koton'a gidin ve bakın. Koton'da çok güzel, hiç aklınıza gelmeyecek şeyler bulabiliyorsunuz. Yine öyle bir mağaza daha var. Oraya da birazdan geleceğim. Oradan da bir çanta aldım. Diğer şortlarım ise bu renkli olanı yine H&M'den aldım. Siyah şortla birlikte biraz önce gösterdiğim. Bu da yine yüksek bel ama o siyah şort kadar yüksek bir beli yok. Ama çok düşük belli de bir şort değil. Bu şekilde üzerinde desenleri var. Böyle beyaz basic bir tişörtle yine çok güzel olacağını düşündüm. İspanya seyahatimiz boyunca sürekli yollarda gezeceğimiz, yürüyeceğimiz için böyle daha çok şort alışverişi yaptım gördüğünüz gibi. Çünkü çok sıcak olacak. En rahat edebildiğim şey de şort olduğu için bahsettiğim gibi biraz fazla şort aldım. Ama bence esas bütün bir seyahatimiz boyunca üzerimden asla çıkarmayacağımı bildiğim, şimdiden görebildiğim şort ise bu şort. Bu da yine yüksek belli bir kot şort. Ben böyle bir kot şort çok fazla aradım. Mango'da, Zara'da falan tam üstüme göre ve tam istediğim renkte bulamadım. Ve yine her zamanki gibi benim kurtarıcı mağazam olan Beyoğlu'nda buldum. Eğer Beyoğlu'nu bilmiyorsanız Instagram'da bir hesapları var. Beyoğlu 2Y ile Nişantaşı'nda ve Bağdat Caddesi'nde de dükkanları var. Hatta birkaç kere bana şey sormuştunuz. Yüksek belli mom jeanslerini nereden alıyorsun diye. Ben onların hepsini Beyoğlu'ndan aldım. Bir tane açık renk var. Bir tane de yine bu tonlarda bir yüksek belli mom jeansim var. Onu da yine Beyoğlu'ndan almıştım. Ben Beyoğlu'nda hiçbir mağazada bulamadığım şeyleri bulabiliyorum gerçekten. Hem de çok uygun bir fiyata alıyorum. Bunu ben 50 liraya aldım. Bu arada bu şort işte biraz önce gösterdiğim şu fırfırlı bluzla çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben böyle kot şortlarla veya pantolonlarla bu rengi ve bu şekilde bu yapıdaki dantel bluzları çok yakıştırıyorum. Kıyafet alışverişim bu kadar. Şimdi çantalara ve ayakkabılara gelmek istiyorum. Önce de şu çantayı göstermek istiyorum. Bu çanta böyle kıyafetlerle takılacak falan bir çanta değil aslında. Bez bir çanta. Ben bunu şu amaçla aldım. Yine seyahate çıkacağımız için böyle sıvı ürünlerimi, işte toniğimi, yüz temizleme suyumu veya işte göz kremimi, nemlendiricimi içine koyabilirim diye düşünerek aldım. İki tane cebi var böyle hem önde hem de arkada. İçi bu şekilde. Bu arada içinde bir tane de fermuarlı bir gözü var. Bu da aslında fena değil. Hatta şöyle bir şey de yapılabilir. Plaja giderken de kullanılabilir bence. Plaj çantasının içine atabilirsiniz. İçinize işte tarağınızı veya işte kozmetik bir iki dudak nemlendiricisi ya da güneş kremi falan da koyulabilir. Aslında hem plajda hem de böyle seyahate çıkarken bazı ürünleri koymak için kullanılabilecek bir çanta. Fiyatı da 36 liradan 18 liraya düşmüş. Bu da yine Mango'dan, Mango indirimden aldığım bir ürün. Üzerindeki desenleri benim çok hoşuma gitti aslında. Üzerindeki desenler deve tabanı bitkisinin yaprakları. Çok yakın bir zamanda deve tabanı da alacağım eve. Çok beğeniyorum o bitkiyi de. Bu arada arkamdaki bu bitkiyi de gene aldım. Bu da kavuçuk deniyor buna. Yapraklarının yeşil oluşu benim çok hoşuma gitti. Sonra annemle konuştum. Bu aslında salon bitkisiymiş. Ben de zaten televizyonun yanına koymak için düşünmüştüm. O yüzden salonuma çok yakışacağını düşünüyorum. Çiçek açan bir bitki değil. Sadece böyle yeşil yaprakları var. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben çiçek açan çiçeklere ne yazık ki bakamıyorum. Solduruyorum, öldürüyorum onları.
O yüzden böyle daha kalender bitkiler alıyorum aslında. İşte kaktüs gibi, bu tarz çiçekler gibi veya orkide gibi. Aslında ben orkideyi de mesela çok hassas bir bitki zannediyordum. Ama aslında hiç öyle değilmiş. Sonra annemle konuştuğumuzda o söylemişti. Ben şu an yine niye böyle bitkileri ağaçlara saldım? Çok özür dilerim. Bunlar hakkında konuşmak gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Böyle sabaha kadar konuşabilirim. O yüzden şimdi susuyorum. Bir diğer çantamı da CA'dan aldım. Ve bu alışverişim de beni gerçekten çok şaşırtan bir alışveriş oldu. CA mağazasında ben daha öncesinde çok güzel böyle bereler falan bulmuştum. Hatta bir kere de çok güzel bir stiletto görmüştüm. Zaman zaman gerçekten CA'da çok güzel şeyler oluyor. Bu çanta da bence onlardan biri. İçerisi bu şekilde siyah ve şuralarında böyle fermuarlı gözleri var. İki tane hem burada hem de şurada. Böyle fermuarı açılıyor. Fermuarları böyle metalik gri renginde. Böyle küçük gözleri var. İçerisi siyah ve bence tek kötü tarafı şu. İçerisinde bir bez yok. Hani böyle içine koyduğunuz şeyleri sıkıp kapatabileceğiniz. Sadece şöyle bir başka bir özelliği var. Şuralarından böyle çıt çıtlar var. Çantayı bu şekilde biraz daha en azından korunaklı bir hale getirebiliyorsunuz. Böyle daraltabiliyorsunuz. Böyle bir model oluyor. Aynı zamanda da işte söylediğim gibi hani içinden böyle bir şey almak hırsızlar için biraz daha zor olabilir. Ama bunu da şöyle bir çözüm düşündüm. Daha sonrasında böyle bunun içerisine böyle ketenden bezler satılıyor kumaşçılarda. Böyle siyah ya da beyaz onlardan alıp uçlarına da böyle lastik dikip kendim içerisine koyabilirim. Eşyalarımı da onun içine koyarım ve hani sıkarım. Bu arada bu şekilde sapı da var. Eğer isterseniz böyle takabiliyorsunuz. Eğer isterseniz de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben çok uzun zamandır beyaz bir çanta istiyordum ama yine böyle istediğim büyüklükte ve istediğim tarzda bulamıyordum. Bunun tarzı benim çok hoşuma gitti gerçekten. Hatta fiyatı da ne kadardı biliyor musunuz? 70 liraydı. Evet, çok net hatırlıyorum. 70 liraydı ve bence 70 liralık bir çanta değil yani. Oldukça kaliteli bir çanta bence. O yüzden böyle zaman zaman CA'ya mutlaka uğrayın. Çok da güzel aksesuarlar da oluyor bu arada. Gelelim ayakkabı alışverişime. İlk ayakkabım yine H&M'den yaklaşık 30 liraya aldığım bir espadril. Bunun içindeki bu fosforlu renk ve üzerindeki desen çok hoşuma gitti. Yine İspanya seyahati boyunca ayağımdan çıkmayacağına eminim ama tabii ben birkaç kere giydim. Oldukça rahat, ben çok beğendim. Fiyatı da gayet uygun. Eğer çok eskirse, yırtılırsa da çöpe atılabilir. Çok fazla pahalı olmadığı için böyle kıyılamayacak bir ayakkabım olmadığını düşünüyorum. Ve ikinci ayakkabı alışverişim de Zara'dan oldu. Bu da aslında Ankara'ya turneye giderken, tam turneye gittiğimiz gün aldığım bir ayakkabı. 120 liraya almıştım. Böyle kısa topuğu var. Rengi benim aslında çok hoşuma gitti. Çok da rahat bir ayakkabı. Artık çok fazla yüksek topuklu ayakkabılar giyemiyorum. Aslında çok alışkınım yüksek topuklu ayakkabı giymeye ama artık böyle kısa topuklu ayakkabılar bana daha şık geliyor. O yüzden bunun da rengini ve modelini özellikle, modelini çok beğenmişken almak istedim. Hala var mı Zara'da gerçekten bilmiyorum. Ama internet sitesine bakacağım. Eğer bulursam sadece bunun değil bütün ürünlerin linklerini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim zaten. Bir diğer ayakkabı alışverişim ise yine Ankara turnesinde Ankara'daki Mango'dan olmuştu. Bu da böyle kırmızı bir ayakkabı. Yine bunu da giymiştim. Instagram'da bir fotoğraf paylaşmıştım. Eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür zaten. Bu şekilde ipli bir ayakkabı. Ön tarafında bu şekilde çapraz ipleri var. Yine bu uzun kalan ipleri de bileğinize, bacağınıza istediğiniz uzunlukta, isterseniz çok yüksek, isterseniz biraz daha kısa bağlayabiliyorsunuz. Ben daha çok kısa bağlamayı tercih ediyorum. Öbür türlü çok uzun böyle Roma dönemi gibi geliyor bana. O yüzden çok fazla uzun sevmiyorum. Bilekten bağlıyorum söylediğim gibi. Ben bunları Ankara'daki Tunalı'daki Mango'da gördüm. Sonra bir baktım 36 numarası var. 37 numarası yoktu. Ama hiç olmayacağını düşünerek giydim. Ama gerçekten ayaklarıma oldu. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Hemen aldım o yüzden. Bunun fiyatı da 65 liraydı. Bence fiyatı da çok uygun. Bu arada deri değil, süet bir ayakkabı bu. Ve benim birçoğu ihtiyaç dahilindeki alışveriş videomun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve eğer kanalıma abone değilseniz, beni ilk kez görüyorsanız, yeni gelecek videolarımı kaçırmamak adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Snapchat ve Instagram hesaplarımın linklerini ve adreslerini de
yine aşağıdaki açıklamalar kısmından bırakıyor olacağım. Bu arada biliyorsunuz ki bir mobil uygulamam var. Eğer bilmiyorsanız artık bir mobil uygulamam var. Mobil uygulamamı indirmediyseniz indirmenizi tavsiye ediyorum. Çok yakında orada çok güzel bir gelişme olacak. Size hediye vermeyi düşünüyorum. Ama şu anda çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Eğer mobil uygulamamı indirirseniz de bu hediye duyurusunu kaçırmamış olursunuz. Bu arada size göre bu kıyafetler ve ayakkabılar ve çantalar birbirleriyle nasıl kombinlenebilir? Fikirlerinizi de benimle aşağıda yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Böylelikle bu kıyafetleri kombinleme konusunda bana da fikir vermiş olursunuz. Beni izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşürüz.